Kurtuba Kitap Kahve gecenin nurunu sunar. Belâ-yı masivaya müptelayım ya Resulallah. Zebûn-i pençe-i nefsü hevayım ya Resulallah. Kerem kıl ben fakire el aman ey rahmeti alem. Serapa mahzi isyanu hatayım ya Resulallah. Sen evrengi şefaat şahısın, sultanı rahmetsin. Kapında bende bir kem tergedayım ya Resulallah. Şefaat kıl medet, yoksa o rütbe çok günahım kim? Ne rütbe yansam ol rütbe sezayım ya Resulallah. Zebunu derdi isyana tabib, mihriban sensin. Alilim ben de muhtacı devayım ya Resulallah. Ne gam mücrim isem de bana bestir bu saadet kim? Kapında bir kemine hakip hayim ya Resulallah. Beni reddetme evladın başı için bab-ı lütfundan. Ziyayım, bende-i âli abayım ya Resulallah. İşte
Merhaba efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ekran başına. Biz yine geçen hafta olduğu gibi bu sevgili dostlarımız, bu sevgili kardeşlerimizle, hocalarımla beraberiz. Fulya Bayraktar hanımefendi ve Levent Bayraktar beyefendi. Eşleri ayırmadık, yine huzurunuza getirdik. Çünkü sohbetlerine doymadık. Hakikaten ta yürekten gayet samimi, İnsanın gönül teline dokunan şeyler söylüyorlar hep. Tabii yaşlar ilerleyince daha genç olanlara karşı biraz da onlarla beraber olmanın insana gençlik aşısı olacağı gibi de bir ümidiniz, vehminiz oluyor. İnsanın da kendini bir şekilde avutması lazım. Arka planda ise görüyorsunuz harika nameleriyle Kanuni Sinan Altınbaş ve Neyzen, Defzen efendim, Hanende Ömer Faruk Keskin kardeşlerim, sizlerle beraberiz. Tekrar tekrar o ilk üçte birini bitirmek üzere olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerifinizi kutluyor. İnşallah ebedi saadetimize, iki cihan saadetimize vesile olmasını alemlerin Rabbinden halisane niyaz ediyoruz. Edebiyatımızın arka planı, demek istediği sanatımızın ve onların hepsini ihata etmek üzere bir cümle kültür dünyamızın şifreleri, mesajları, arka planı, kolay söylenişiyle felsefesi neden ibarettir? Bunu soracak da çok insanımız yok. Hocam, açtığımız bu bab eğer çok yanlış olmadıysa sizi dinlemek istiyoruz, sizleri dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de bütün milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ederiz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz. Bu mesele gerçekten çok önemli, kültür meselesi. Çünkü insan kültürde yansır. Ve insanı anlamaya çalışmak, kültürü anlamaktan geçer. Ve kültür de öyle tek başına bir varlık değildir. İnsanla beraber ortaya çıkmıştır. Kendisini bilimde, felsefede, sanatta, hukukta, iktisatta eserler üzerinden göstermiştir. Ve bütün bu alanlar da bir tabiat alanı değildir. Kültür tabiatın dışında insan tarafından yaratılan ikinci bir alandır ve bu alan içerisinde insan gerçek mahiyetini, asıl anlamını kazanır. Dolayısıyla burada iki taraflı bir ilişki vardır. Hem insan kültürü yaratır, hem de onun içerisinde kendisi de yoğrulur, bir anlamda kendisi de şekillenir. Tabii bu kendini de inşa etme gayreti demektir aynı zamanda. Mutlaka. Yani insana, daha iyi olma, daha güzel olma değil mi? Daha verimli olma, evet. Kendini inşa etme. Evet. Mutlaka insana böyle bir şuur da vermemiz lazım. Çünkü kültürün içerisinde o insanı görüyoruz. İnsan eserleriyle o kültüre yansıyor. Ve bu kültürün bilincine sahip olduğu andan itibaren de felsefi bir farkındalık ortaya koymaya başlıyor. Evet, aslında programı açarken bir Nat-ı Şerif'le açtınız. Evet, Ziya Paşa'dan okudum, evet. Ağzınıza sağlık. Mesela Nat'ın arkasındaki peygamber sevgisi, edebiyatla, sanatla, dinin ve aslında bu dinin de özünde olan sevginin de ne kadar çok buluşmuş olduğunu bize gösteriyor. Ve buradan da aslında sohbete bir kapı açılmış oluyor diye hissettim. Çünkü peygamber sevgisi esasında bize gösteriyor ki, üstelik de bir şefaat peygamberinden bahsediyor isek, peygamberi ama onun üzerinden bütün bir insanlığı, insanı sevmeyi bize öğreten ve telkin eden bir dinin salikleriyiz. Ve bu sevgi üzerinden aslında hem dini anlamak,
hem de belki edebiyatı, sanatı, felsefeyi, kültürü, bir sevgi medeniyeti olan İslam medeniyetinin edebiyatını, kültürünü algılamak ve hem Peygamber Efendimiz'in aslında alemlere rahmet olmak üzere gönderilmiş olması meselesi üzerinden de ve Allah Teala'nın da elvedud olması, yani seven ve sevilen seven olması ve üzerinden de bir sevgi medeniyeti olduğumuzu hatırlayabiliriz. Şimdi efendim birçok ışıklar yaktı hocam ve zat haliniz. Şimdi sevmeyende ve sevilmeyende hayır yoktur diye hadis var. Demek ki biz öyle fark edileceğiz. Yani seveceğiz, ayrıca sevileceğiz. O peygamber ki aleyhissalatu vesselam Uhud'un cebelün yuhibbina nuhibbehu diyor. Uhud bir dağdır. O bizi sever, biz onu severiz. Şimdi söz konusu olan bir dağdır. Evet. Cansızdır. Ve onu sevmekten bahsedilmekte yetmiyor. Onun da bu sevgiye karşılık verdiği ve sevdiği anlatılmaktadır. Öte yandan mübarek oğlunun defne esnasında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kabre döşenen o taşlardan biri düzgün durmayınca onu düzelttiriyor. İki cihan serverinin oğlu vefat etmiş. Onun defne esnasında güzelliğe, intizama riayet ediliyor ve ümmete bir ders veriliyor. Çok enteresan. Ve Allah güzeldir, güzeli sever buyuruluyor. Buyuruluyor ayrıca. Evet, Allah güzeldir, güzeli sever. Ve bu bizim aslında bir muhabbet medeniyetini yeni baştan idrak etmemiz, bunu tasavvur etmemiz ve ürüne dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü muhabbetten hasıl oldu Muhammed, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diye buyuruluyor. Evet. Dolayısıyla bunu idrak ettiğimiz andan itibaren etrafımıza bakışımızın değişmemesi mümkün değil. Yani Uhud bizi sever, biz de onu severiz denildiğinden hareketle, yani aslında evrende cansız olan hiçbir şey yoktur. Ya. Ve muhabbetin kuşatmadığı da hiçbir şey yoktur. Çünkü şunu da hatırlayalım, hubbül vatan minel iman deniliyor. Evet. Vatanı yani, sevmek imandan. Vatan sevgisi de imandandır. Ve buradan hareketle bütün bir... Ve vatanı nasıl anladığınıza bağlı olarak da medeniyet inşaında fevkalade genişlik bulabilen, yani doğduğunuz yer midir, onun bağlı olduğu vilayet midir, dahil olduğu devletin ülkesi sınırları mıdır, yoksa bütün dünya mıdır, kainat mıdır, değil mi efendim? Yani vatan. Böyle bakıldığında tabii mutlaka idrakimiz genişliyor, açılıyor ve hatta bütün bir evrene, bütün bir kainata bu muhabbet penceresinden bakmak belki mümkün hale geliyor. Bunu idrak etmek lazım. Ve sevginin, muhabbetin erişmediği hiçbir yerin olmadığını da anlamamız lazım. Yani mesela evlerinde bitki yetiştirenler bilirler. Onları severek sulayıp bakımını yapanların daha iyi netice aldıkları da bilinir. Vallahi ben buna hanımdan şahidim. Yani çiçeklerle konuşuyor filan. Gerçi onun da beni yadırgadığı şeyler var. Ben de kitap okurken filan kendi kendime gülüyorum filan, hüzünleniyorum. O bana biraz böyle, yani acaba kayıyor mu sınırın dışına diye bakıyor böyle tedirgin, ama ben de onu çiçeklerle meşgulken görüyorum. Bayağı konuşuyor çiçeklerle. Ne yapıyorsun sen diyorum. Bunlar anlıyorlar diyor. Güzel söylediğinizi anlıyorlar, onlara merhametsiz olduğunuzu anlıyorlar, eve sevmeyen biri geldiği zaman küsüyorlar falan filan. Çok enteresan bir şey yani. İslam aslında özellikle de takva sahibi olanların övüldüğü bir din olduğuna göre, takvanın da belki bir anlamda bütün yaratılmışa ihtimam göstermek ve sevgi göstermek ve aslında hakla samimi, içten, garazsız, ivazsız, saf bir bağlanma ilişkisi kurabilmek olduğu düşünülürse... Allah ile arayı düzeltmekten. Eyvallah. Allah yani ile. Allah'la belki de yüz yüze ve gerçek bir sevgi ilişkisi olduğu düşünülürse... Ki bunu, buna muhatap olarak yaratmış bizi. Evet. Yani hiç layık olmadığımız halde bize şey demiş, bize bir kimlik bahşetmiş, muhatap almış. Yani emrine, yasağına muhatabız.
Elebek demek düşer belki de. O yüzden bunu da tabii işte biz onu sevelim elbette ve o bizi sevdi zaten varlıkta olduğumuza göre şüphesiz. Fakat bu şuursuz bir sevgi, şuursuz, boş bir teslimiyet anlamına da gelmemeli. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi buradan bir medeniyet çıkartabilmeliyiz. İşte sahamıza girdik. Bir insani, insani olanın İslami olduğunu düşününce aslında sevgi medeniyeti çıkarabilmeliyiz. İnsanın tabiatına uygun olan adaletin tecelli ettiği ve insanın birbirine zulmetmediği bir medeniyet çıkarabilmeliyiz. Zira zulmün böyle bir medeniyette yeri olamaz mesela. Adaleti yani inşa ettiğimiz her şeyde, binada, kurduğumuz şehirde değil mi? Mesela efendim verdiğimiz eserlerde adaleti ve beraberinde şefkati. Şimdi bu şu demek olmuyor mu o zaman? Binalar yapıyoruz şu anda mesela. Son zamanlarda yapılan binalara bakıyorsunuz, içine girip kayboluyorsunuz. Binalar size karşı sanki böyle şefkatsiz gibi. Evet, tahakküm yani, ediyor. Tahakküm ediyor. Yani içinde bir defa isminiz de var değilsiniz bir kere. Yani burada insanlar birer kemiyet dediği gibi şairin, Necip Fazıl merhumun, urbalarla kemik, mintanlarla et. Böyle bir artı bir artı bir gibi girip çıkıyorsunuz ve o dediğiniz gibi sizi eziyor. Gürültüsüyle eziyor. Lüzumsuz haşmetiyle eziyor, ayrıntısıyla eziyor tevhidden ayrılmış haliyle. O halde bu medeniyetin inşaında bina yaparken de bir şuura ihtiyaç var. Mutlaka yani topyekün bir bilince ihtiyacımız var. İnsani olanın İslami olduğunu, İslami olanın da insani olduğunu yeniden hatırlamamız ve insanın fıtratına yakışır olanı, uygun olanı yeni baştan tasavvur etmeye ihtiyacımız var. Tasavvur burada kritik kavram. Yani zihnimizde oluşturmak, gönlümüzde oluşturmak, hayal etmek mi bu? Yani. Tasavvur birkaç manaya geliyor malum. Hem zihninizde kurmak, canlandırmak, inşa etmek, hem de onun önünü ardını düşünebilmek, özüne uygun olup olmadığını muhakeme edebilmek. Evet. Dolayısıyla bizim kavram dünyamız fakirleştikçe bu maddi dünyamıza da yansıyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın dediği gibi küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor. Dışına o sızıyor. Demek ki bizim zihin kalıplarımız ve düşünme biçimlerimiz bir başkalaşıma uğradı ki yaşadığımız mekanlar da başkalaştı. Dolayısıyla insanoğlunun gerçekten de hem bir düşüncesini, zihnini, gönlünü temize çekmek ve yeni baştan gittiği yolu sorgulamak gibi bir mecburiyeti var. Ben de uyandırdığı çağrışımlardan biri şu. Birkaç tane var ama şimdi sözün hepsi de bende kalmasın diye, haksızlık olmasın size diye. O ilkini söyleyeyim. Yani demek ki mesela şehrimizin içinde hani o semti hamuşan konukları, kabristana eskiler semti hamuşan derler, suskunlar orada. Yani sadece yüksek sesle konuşmuyorlar. Bizden onlar, onlar bizden. Yani aramızda sadece oda farkı var. Perdenin gerisine geçmişler. Perdenin gerisine geçmişler. Ve öyle de güzel anlatıyorlar ki şairlerimiz onları anlatırken insanın ölesi geliyor. Şimdi ölüm Asu'da bahar ülkesidir birinde. Ölüm, evet. Aynı şairden geldi benim de aklıma. Neydi o? Bir limanda diyor. Mersa-i fenada intizar eylerken gâhi geç eser obat, gâhi erken iklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Onlar giderlerken imrenerek bakıyoruz der gibi, yahu diyorsun insanın burada da durası gelmiyor filan. İşte medeniyet inşa edilirken bu noktayı nazar, bu yaklaşım, bu letafet ile yapınca bakıyorsunuz evle mezarlık yan yana oluyor bu defa. Şimdi de bakıyorsunuz onlarca kilometre uzakta bir kabristan. Mümkünse bir yol... hiç karşılaşmayalım, mümkünse hiç yani, kendimizi düzeltmeyelim. Bir yolcumuz olsa git bitmiyor, bir de bunun dönmesi var filan yani. Mesela burada gösteriyor kendini değil mi efendim? Yani şeye hayatın dışına itilmiş gibi algılanıyor. Oysa ki ölümle karşılaşmak insanın faniliğini hatırlatıyor. Ve fanilik bilinci diye de bir bilince ihtiyacımız var. Çünkü ölümle karşılaşmadığınız zaman, ona tanık olmadığınız zaman hayatın dışında ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum demiş Epikür ölüm korkusundan kurtulmak için. Oysa ki bir fanilik bilincine ihtiyacımız var.
Ve bu fanilik insanı kibirden koruyor. Heh. Haddini bilmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla sayılı bir nefesi olduğunu, sayılı bir ömrü olduğunu, bu ömrün beyhude yere kullanılmaması gerektiğini, mutlaka burada bir eser, hayır, hasenat işlemesi gerektiği bilincini veriyor insana. Ayrıca sonsuz yaşayacağını bilen kişinin de... Evet, bir de aslında o Hamuşa'nın bize aynı zamanda başka bir işaret de verdiğini hatırlıyoruz. Yani hem burada ölümlü olduğumuzu ve fakat aslında da ebedi olduğumuzun da işaretini veriyor. Ama onu da siz evlerden ve mimarilerden yola çıkarak Semt-i Hamuşa'nı hatırlatınca Yunus'un bir şiirini ben de hatırladım. Hani bunda benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Taşlar olmuş üstünleri. Eyvallah. Şimdi belki bu manada baktığımızda burada yaşadığımız, içinde yaşadığımız mekanları da bu yüzden bu kadar anlamsızlaştırıyoruz. Çünkü ebedi mekanlarında aslında bir anlamda hangi değer sistematiğine işaret etmekte olduğunu da unutuyoruz diye düşünüyorum. Doğru, çünkü ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın diyordu Yunus. Ya ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Dolayısıyla bu insanda yine şöyle bir farkındalık meydana getiriyor. İnsan dediğimiz varlığın bir doğumdan öncesi var. Bir bu bedenli hayatı var. Bir de bu bedenli hayattan sonrası var. Dolayısıyla insanoğlu hem doğumdan öncesi hem bu hayat hem de bu hayatın ertesini düşünebilen belki de bildiğimiz yegane varlık. Evet. Dolayısıyla biz bu zaman algımızı ve bu varlık idrakimizi kaybettiğimiz zaman şehirlerimiz de bu hale geliyor. İlişkilerimiz de bu hale geliyor. Demek selam ki, verememişimiz artık galiba biraz bundan değil mi efendim? Şehir aslında bir anlamda beden şehirlerimiz gibi de düşünülebilir ve beyt, yani ev de aslında insanın gönlü gibi de düşünülebilir. Zira Beytullah diye adlandırırız gönlümüzü. Beytullah, Allah'ın evi. Hor bakma ki ol beyte, orada Allah var da denir. Şimdi biz şehirleri de, mekanları da, kabistanları da ne kadar kolay aslında gözden çıkarabiliyorsak, aynı şekilde insanı da, insanın gönlünü de, hatta neredeyse aslında bütün bir varlığını da çok rahat gözden çıkarabiliyoruz sanki Müslümanlar evet. olarak belki de zaman İhlal zaman. İhlal etmesek de ihmal ediyoruz evet, galiba. Yani kalp kırıyoruz mesela. Bırakın kalp kırmayı, belki de kendi vermediğimiz bir canın alınmasından sorumlu olabiliyoruz. Sorumlu oluyoruz diye bunun sorumluluğunu da özellikle biz diyerek üzerimize almak da istiyorum. Çünkü mümin, müminin aynasıdır ve bütün Müslümanlar birbirlerinden de sorumludurlar aynı zamanda. Evet. Belki biz birbirimize de bunun bir sevgi dini olduğunu, bir merhamet dini olduğunu ve Allah'ın en çok rahmet sıfatından bahsedilmekte olduğunu kendisine öyle anlattığını daha başlarken. Evet, daha başlarken bunu söylediğini birbirimize belki hatırlatmalıyız. Kendimiz belki bunu ara ara hiç değilse hatırlamalıyız. Ve buradan aslında çıkacak olan medeniyetin de bambaşka bir medeniyet olduğunu göreceğiz. Zira aslında ayetin kendisine dönmenin de sadece ayetin kendisine dönmek demek olmadığını, akletmek demek olduğunu, varlığa ihtimam demek olduğunu, hatta işte estetik olarak bir medeniyet yaratmak demek olduğunu da göreceğiz. Yani bu yeniden bir şey söylemek ve yorum yapmak değil, tam tersine hiç yorumsuz ayete teslim olmak da bu demek diye düşünüyoruz. Tabii bu ayete teslim olmak tabiri de şu anda zuhur etti, hoş oldu. Çünkü akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç ibret almaz mısınız diye sürekli insanoğlu uyarılıyor. Uyarılıyor. Demek ki insanoğlundan bir beklenti var.
İnsanoğlunun bu evren içerisinde yerini, konumunu idrak etmesi, varlığa gelmiş olmasından üzerine almış olduğu manevi sorumluluğu yerine getirmesi ondan bekleniyor. Yani insanoğlunun her bakımdan ahlaken, vicdanen, bedenen ve zihnen reşit olması bekleniyor. Ha, bunu geçen sefer de ifade etmiştiniz. Yani olgunlaşması, reşit olması bekleniyor. İnsana yüklenen şey bu yani. Bu onun sorumluluğu. Demek ki buna müsait ki. Yani altyapı müsait ki buna. Tabii fıtrat. İnsan fıtratı olgunlaşmaya, yetişmeye, tekamül etmeye müsait. Zıddı da varit tabii. Zıddı da varit. Yani. Hazreti Mevlana'yı hatırlayalım. O diyor ki insan iki kutupludur. Nurdan ve çamurdan yaratılmıştır. Allah. Nurdan yaratılmış olmak bakımından meleklerden de yücedir ve eşrefi mahlukat makamındadır. Ama bir de onun tabında çamurdan yaratılmış olmak vardır ki en aşağı olabilmektedir. Esfeli safiliğine kadar düşebilir. Evet. Dolayısıyla insana böyle bir bilinç vermek lazım ki onun da kendisini eşrefi mahlukat seviyesine yükseltebilsin. Peki bu nasıl olacak? Bunun yolu yöntemi nedir? Durduk yerde de olması mümkün değil. Evet, evet. Mutlaka bir yola çıkılmalı ve bir tekamül sürecine, olgunlaşma sürecine girilmeli. Ve o süreçte nasıl ancak mümkündür? Mutlaka ilimle, irfanla, edeple, etikle, estetikle, değerlerle, yüce değerlerle ancak bu mümkündür. Çünkü insanın o kültürü yaratabilmesi için de bir değer varlığı olduğunu hatırlaması ve buna uygun bir varoluş gerçekleştirmesi değer gerekir. Olduğunu bizatihi hatırlaması, en değerli olduğunu hatırlaması, ona ihanet etmemesi gerektiğini, onu güzel muhafaza etmesi gerektiğini hatırlaması da gerekiyor. Tabii tanrısal bir emanet taşıdığını ve ne güzel ifade o nefesi. Yahu bana öyle şeyler ilham ediyorsunuz ki mecbur kalıyor bir şiir okuyorum yani. Benim bütün kabahat benim değil sevgili seyirciler. Verdim sana dürci dilli serbestemi ama pek sakla, büyük yerden emanet var içinde. Şimdi beşeri bir aşkı anlatır gibi yapan Nabi merhum diyor ki sana diyor şu diyor gönlümü verdim diyor tutuldum sana aşık oldum da diyor ey sevgili diyor. Fakat verdiğim şey gönüldür ve diyor büyük emanet var içinde Allah evidir ona göre diyor. Yani gönül çalabın tahtı demiştik gönül geçen çalabın programda. Tahtı Hazreti Yunus'un ifadesi. Canın bedende olması ya da daha rahat bir mekana göç etmiş olması yani dünyadan ayrılıp daha geniş bir sahaya intikal etmesi neşesiyle gitmeyi anlatan Fuzuli beytinde ruzi hicrandır sevin ey mürgi canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azat eylerim. Sıkıldın diyor ey can kuşum. Göğüs kafesinin içinde böyle kaldın tabii diyor. Geniş bir yer istiyorsun haklı olarak. Fakat sana müjdem var diyor tahliye yakın. Ölüm hadisesini, vefat hadisesini kuşun kafesten uçması ve bir tahliyeye kavuşması gibi hatırlatan şairimiz. Medeniyet demek ki böyle inşa ediliyor. Şairleri söylüyor. Taşı yapan, taştan bina yapan bunu gösteriyor. Binanın içine giriyor. Bir de onu yaşadım geçen de mesela. Mekanlara biraz fazlaca yani yoğunlaştık belki ama aslında konular birbirinden kopuk değil. Erzurum'da bir yere gittim. Çok eski bir mekan, 300 yıllık Erzurum evleri bir araya getirmişler. Belediye güzel bir hizmet yapmış. Oturduk orada yerde bir kahvaltı ettik 3-5 dostumuzla. Baktım şöyle içeride, insan orada yanlış iş yapamaz. Yani mekan sizi iyi olmaya adeta zorluyor. Yani biraz böyle mahcup oluyorsunuz. Mekan size şefkatle yaklaşıyor. Sizi sarıp sarmalıyor ve insan orada ilim tahsil eder, sohbet eder, efendim şiir söyler, dinler, ibadet eder, okur. Ama mesela kavga edemez. Yani orada o kavga olmaz. Sonra çıkıyorum öbür bir AVM'ye girdim. Yani orada kavga edilir yani başka bir şey olmaz. Ya da gerilirsiniz. Kavga etmezsiniz. İçinizde başlar bir huzursuzluk. Mekanlar demek ki o derece önemli. Yapanların gönlündeki yansımış yani senin taş diye gördüğün taş değil demek ki orada gönül var. Evet mekanların aslında üzerimizdeki belki psikolojik etkisi önemli. Fakat şunu da belki hatırlamak lazım. Hangi mekanda olursak olalım biz
aslen kendi mekanımızda doğru yerde değilsek misafir ettiğimiz o sultanla berabersek hiçbir yerde hiç kimseyle kavga edemeyiz. Yani bırakınız kavga etmeyi, yani aslında zuhurattan da belki rahatsız da olmayız. Bu elbette ki hani çok zararlı şeyler yapmak anlamına gelmeyebilir. Hani Hazreti Pir Mevlana'nın Mesnevi'de söylediği gibi yılanla da belki beraber olmak değil ama onun da yaratılmış olduğunu fark etmek. Bu manada şimdi şeyi düşünüyorum birden, hani İslam adına başkalarına zarar verildiğini duyduğumuz şu günlerde aslında bunun İslam'la yan yana gelmesi mümkün olmayan hareket olduğunu anlamak için aslında çok şey bilmeye de gerek yok. Olmaya gerek yok bunu anlamak için. Çünkü her şeyden önemlisi İslam'ın temel mücadelesi adaletsizlikle ve zulümledir. Ve cehd ya da cihat adaletsizliğe karşı, zulme karşı, insani olmayana karşıdır. İnsana karşı değildir. Bunu yaparken nasıl insana karşı? Ve galiba burada bütün insanların eşit olduğunu düşünerek ve insan fıtratına uygun bir şekilde birlikte yaşamayı öneren bir dinin mensubu olduğumuzu da bu vesileyle hatırlamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. O tatsız reklam arası geldi gene hocam. Müsaadenizi rica edeceğim ama iyi bir haber var. İki dakikayı geçmiyor. Sevgili seyirciler, anlatılanlar bize yani neyi ilham ediyorsa, neyi hatırımıza getiriyorsa onları da paylaşıyoruz. Aklıma şu vesileyle gelen Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir kelamı oldu. Buyurmuş ki Hazret, İslamiyet'in içinde bir kötülük ve dışında bir iyilik yoktur. Binaenaleyh insani olan İslami olandır, İslami olan insani olandır. İnşallah devam edeceğiz sohbetimize reklam arasından sonra. Yesrib'di, Medine oldu. Evet. İslam geldi, Yesrib Medine oldu. İzah isterim hocam. Eyvallah. Bu çok hoş aslında, hatırlamamız gereken bir örnek. Çünkü İslam gerçekten de Yesrib'i aldı, bir evrensel medeniyet mekanı haline getirdi ve oradan Medine ortaya çıktı. Ve Medine'de daha önceki bütün insanlık birikiminin de buluşması söz konusu.
daha önceki bütün dinlerin kemalini bulması söz konusu ve böylece hem vahiy tarihinin taçlanması, tamamlanması hem de insanlık tarihinin orada en parlak bir medeniyete dönüşmesi söz konusu. İşte şehir böyle olur, cemiyet böyle olur. Böyle olur, cemiyet böyle olur, adalet böyle tesis edilir. Ve insanın aklı, gönlü, zihni böyle bir araya getirilir. Ve şu da çok önemli ki İslam geldikten sonra o toplum hızla bir dönüşüme uğruyor ve cahiliye toplumundan bir Medine toplumu yaratılıyor. Ve bu Medine toplumunun da daha önceki bütün kendisinden önceki medeniyetlerle barışık bir şekilde onların üzerine kurulması söz konusu. Yani İslam daha önceki medeniyetleri inkar etmediği gibi hiçbir akli başarıyı da reddetmiyor. Evet. Ve hemen... Hatta önünü açıp... Hemen önünü açıyor ve evet. Hızla bir tercüme devri yaşanıyor. 9, 10, 11. yüzyıllarda adına Beytül Hikmet denilen o kurum ihdas ediliyor. Hikmet evi. Hikmet evi diyebileceğimiz. Hikmet ve bugün, müminin yitiğidir. Nerede bulursa nerede alır diye bulursa de işaret. Alır. Ve bugünkü bütün akademilerin, bütün üniversitelerin bilim kurumlarının da atası olarak sayabileceğimiz bir oluşum Beytül Hikmet. Orada kendisinden önceki bütün medeniyetlerin ister matematik, ister astronomi, ister tıp, ister felsefe olsun bütün bu ürünler önce Süryanice'den çevriliyor. Daha sonra doğrudan doğruya Latince, Yunanca ve Arapçaya tercüme edilerek burada bir bütün bir insanlığın birikimi bir araya getiriliyor ve artık özgün İslam filozoflarının ve bilim adamlarının yetişmesi için bir zemin hazırlanmış oluyor. Evet. Hocama ne kadar teklif ettimse de olumsuzdan başlamıyor hiç. Yani ben iki seferdir dikkatimi çekiyor. Yani örnek verileceği zaman işte kalbinizde o olmazsa diyecek oluyorum. O örneği olumludan alarak kalbinizde o olunca diyerek. Bir pedagojik nosyon tabii hocam. Yani aslında bilmez değiliz de tatbik kabiliyeti ne Allah size vermiş ben ne yapayım. Şehzade şunu hatırlatıyor bana. Şehzade 7-8 yaşında talebe yetişecek, büyüyünce padişah olacak. Devleti yönetecek, önemli hassasiyetle yetiştiriliyor tabii. Lalası var yanında, kayıkta seyahat ediyorlar. Boğaz'da bir uçtan bir uca giderken Karadeniz ya önünüzdedir ya arkanızda Marmara ya ikisinde. Çocuk diyor ki lalacığım Karadeniz'e doğru gidiyoruz değil mi diyor. Halbuki tam tersi. Verilen cevap. Evet şehzadem dönüşte Karadeniz'e doğru gidiyor olacağız. Olumsuzluk yok. Ama hata da düzeltiliyor. Evet. Evet şehzadem. Büyük bir maharet. Bunu eğitimde galiba bunu ayrıca yani bir edep unsuru olarak bir edep olarak öngördüğünüzü ben yani söylemeseniz de gidişattan fark ediyorum. Eyvallah. Böyle bir tespiti saygısızlık saymamanızı ümit ederek. İnşallah olumlu bakabiliyoruzdur her şeye. Olumludan bakınca ancak sonuç alınıyor değil mi efendim? Yani olumsuz bir şey yoktur da biz onun olumsuz olmadığını görebilenlerden oluyoruzdur. Ya. Olabilelim inşallah. Şimdi biraz evvel Levent Hocam bu Medine'den bahsederken işte kendisinden önceki evet. Bütün aslında birikimi. İlim, irfan, hikmet birikimi üzerine İslam'ın oturduğunu ve onu geliştirdiğini söylerken de aslında İslam'ın her hadiseyi böyle aldığını da görüyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber ilk defa ahlaktan ben bahsediyorum demiyor. Ben bugüne kadarki ahlakın kemalini göstermeye geldim diyor. Bütün peygamberlerin peygamberliklerini kabul ederek evet. Ve fakat şimdi onu tamamlamaya geldiğini söylüyor. Yani peygamberlik silsilesini tamamlamaya geldiğini söylüyor. Hiçbir dinin halis inanmış saliki reddedilip dışarıda bırakılmıyor. Ve onların da aslında Allah indinde din İslam olduğuna göre onların da İslam'ın bir şekilde iman edenlerinden oldukları düşünülüyor. Kemale erdiğinde
o tavrın, dinin, halin adı İslam olacak deniyor. Bu bakımdan insanlığın tarihini de aslında birbirinden koparmıyoruz. Hadiseler de olumlu, olumsuz şeklinde değil de işte bu yaşanıyor, arkasından o başka bir yaşantıyı gerektiriyor gibi belki algılamak evet. lazım. Bu bakımdan da aslında bütün bir insanlık başarılarını diyelim bizim tevarüs edebilmemiz lazım. Ve onları şimdi bugünün insanı olarak bu kaldığı noktadan alıp nereye götüreceğiz ona bakmak lazım. İnşa, evet. İnşa, ibda, ihya yani güzeli ortaya koy. Bir de şu var değil mi efendim? Müslüman öyle olmalı ki yani lazım odur ki bir yere girip çıktıktan sonra o yer ev de olsa, ülke de olsa, o yer çarşı pazar da olsa daha iyi, daha güzel, daha yaşanılır bir yer olmalı. Yani bir Müslüman geçtiği belli olmalı yani. Bu nasıl olur? İlişkilerle olur. Bu davranışlarla olur, selamlaşmayla olur, güzellikle olur, adaletin tesisiyle olur. Böylece bak, denilir ki buradan bir iyi geçmiş. Bir iyi geçmiş. Herkes onu demeli. Yani bu bizim biraz sorumluluğumuzu artıran bir vaziyet olmakla beraber hatırlamakta herhalde fayda var. Evet, şunu da fark ediyoruz ki aslında İslam'ın doğuşu, yayılışı ve bir medeniyete dönüşmesi bütün zamanlar ve bütün mekanlar için hala örnek olmaya devam ediyor. Ve biz o örneği algıladığımız nispette kemale doğru medeniyetimizi dönüştürebiliyoruz. Çünkü iki gün eşit geçen zarardadır deniliyor. Ve sürekli iyinin, doğrunun, güzelin aranması, bulunması, insanlık arasında yayılması, aranızda selamı yayınız denildiği gibi aranızda hikmeti ve hakikati de yayınız buyuruluyor. Dolayısıyla insanın mutlaka bunun şuurunda olarak kendisinden bekleneni gerçekleştirmek için bir adım atması gerekiyor. Ve şunu da fark etmemiz lazım ki İslam medeniyeti hikmetin ve hakikatin birlendiği bir medeniyettir. Ve bugün için bunun sanki unutulmuş veyahut da araya uzun bir fasıla girmiş olması söz konusu. Dolayısıyla bizim bu hikmeti ve hakikati yeniden fark edip neredeyse yeniden almamız ve bunu kendimizin malı haline getirmemiz, kendi mülkümüz haline getirmemiz, bunu temellük etmemiz ve yeni baştan tevarüs etmemiz yani gerekiyor. Hikmet müminin yitiğidir hadis-i şerifine uygun biçimde. Yani temellük etmemiz zaten bizimdi. Tabii ki. Bizim yitiğimizdir. Yani ben ki Allah'ın kuluyum, bir güzellik benim dışımda nasıl olur? Yani o elbette benimle ilgilidir. O elbette benim malımdır. Yani temellük, güzel söylediniz. Yani temellük etmek, sahiplenmek. Yani onu kendisinin öz malı bilmek. Tabii hikmetle bakmayı, ibretle bakmayı öngörüyor ve galiba şuna da işaret ediyor mu? Bir harp olacak, bir savaş olacak tabii ama bu içinde olacak, bu kendinle olacak yani. Bunu neden ediyor? Hasmın içinde. İçinde düşman varken sen dışarıda ne arıyorsun filan. Bütün şairlerimiz buna işaret ediyor. Evet, hatırlayalım ki küçük cihattan şimdi büyük cihada dönüyoruz deniliyor ve nefsinle yapılan cihadın asıl cihat olduğu ve bir söyleniyor. Varlık yokluk muharebesinden dönüş bu yani bu. Yani Bedir dönüşü yani. Evet. Allah Allah. Küçük sayılıyor o, büyük cihada döndük. Ve bana Yozgatlı merhum Fenni'yi hatırlattı yine. Sen çalış çeşminde istidat peyda etmeye. Arife ayineyi ibret nümadan çok ne var? Lezzeti aşka alıştırsın dimağın merdolan, yoksa gavvımi işe benzer paresadan çok ne var? Yani illa şiir söyleyeceğiz ya. Sen ibretle bakmaya gözlerini alıştır. Gözünün önünde sayısız ibret levhaları var da olur ki atlayabilirsin. Olur ki gafletine gelir, sen dikkat et. Yani görmesi gereken sensin. Şimdi herkes anlaşılmayı bekliyor. Ama bize dinimiz diyor ki anlamaya bak. Sen anla yani. Kimse beni anlamadı. Ya bir dakika, bir dakika, anlamak durumunda olan sensin. Yani muhatabının hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını, zaruretlerini. Öbür beytte de, yani burada akla bir işaret koydu. Şimdi de gönle dair aşkın tadını tatmaya bak. Yoksa insanlık sıfatını kaybedersin diyor. Gayet de nükteli bir söyleyiş. Gavu mişe benzer paresa dediği geviş getiren öküz demek yani. Hocam böyle bir olumsuz örneği ben istemezler ama.
fakat işte şairlerimiz yani bakar onlar neresinden söyleyecekleri belli olmuyor. Şimdi bunu gündelik hayatımızda kimseyle temas etmezken bile, şimdi biz bir de fazlaca çağın adetlerine uyup illa her şeyi sosyal, illa ilişkiler ağı içerisinde değerlendirmek zorunda da değiliz. Olur ki yalnızsınızdır, uymanız gereken şeyler vardır. Duruşunuz vardır. Edep kişiye yalnızken daha çok lazım diyor. Değil mi efendim mesela? Şimdi hangi ahlak, etik, disiplin kişiyi yalnızken de kontrol eder ki? Ama burada bize deniliyor ki yalnızken daha çok lazımdır. Demek ki yalnız değilsin. Demek ki yalnız değilsin. Yani o anda edebe aykırı davranabilirim artık ferah falan derse kişi, şöyle bir hadise olmuş efendim. Saraydan biraz yaramaz bir şehzade, 12-13 yaşında, 3. Selim zamanında tophaneye iner tavla oynarmış. Böyle kaçamak kaçamak. Onun öyle böyle haylaz tutumları tabii sarayda bilinse hoşa gitmeyecek. Lalası ona bir şey diyecek. Kaçamak yapıyor bu işi. Orada da bir kabadayıyla oynuyor. Fakat kabadayı herkesi yeniyor. Şehzadeye daima yeniliyor. Sebep şu. Çünkü şehzade sarayda gördüğü gibi konuşuyor. Buyurun efendim, sıra sizde efendim. Zarları lütfedin efendim. Efendim filan. Öyle bir edeple konuşuyor ki dağılıyor bizim kabadayı. Şehzadem yapma gözünü seveyim diyor. Eziyorsun bizi diyor. Elim ayağım dolaşıyor diyor filan. Rica ederim diyor. Bizim gibi davran filan. Şehzade diyor ki sizin gibi konuşmayı ben de isterim diyor. Ben sizi katiyen hafife almıyorum. Ancak burada o jargona alışırsam olur ki sarayı da ağzımdan kaçırırım. Nereye gittiğim belli olur, bir daha gelemem. Bak edep bakın orada da devam ediyor. Halbuki bunu ondan bekleyen yok. İşte bir davranış kalıbındaki letafet muhatabı bazen zora sokacak kadar. Şimdi buna aslında evet, buyurun. Ne kadar güzel bunu bir sembolik anlatım gibi düşünsek, hani hakiki saraya döndüğümüzde ve hakiki sultanın karşısına çıktığımızda ya, da burada davranmaya alışık olduğumuz edepte davranacak olduğumuzdan dolayı şehzadenin hikayesi aslında bize ne güzel şeyler söylüyor. Çünkü hangi anda yalnızız ki? Annelerden bir tanesine seslenmişler. Efendim yalnız mısınız diye, estağfurullah hak var demiş. Her an içinde hak olan, hakla olan. Hiç yalnız olmadığından hiç yalnız esas edebimizi de herhalde hakka karşı takınmak karşı gerektiğinden. Efendim evet, sembolik anlatım değerli. İşte hocama ben böyle vereceğim, hocamdan alacağım. Ne kadar Allah razı olsun hocam. Yani demek ki dünya pazarında davranışlarınızı öyle çok fazla böyle fazla serbest, gereksiz serbest alışırsanız huzura çıktığınızda da ey kulum. Ben seninleydim, sen kiminleydin sorusunu işitince. Ben seninleydim, sen kiminleydin. Ürpertici bir soru yani. İnşallah yüzümüz ak çıkar ya. Aman yarabbim. İnşallah. Peki, hak dostlarıyla olanların da onlarla olmak dolayısıyla ben de seninleydim diyebilecek olduklarını düşünüyoruz. Bu manada aslında hak dostları ve model insanların da toplumda, medeniyet inşasında, kültürü aktarmada ne kadar önemli olduğunu hatırlıyoruz. Mutlaka, çünkü insan ilişkileri bir örnekten görerek ediniliyor. Ve eğer sizin etrafınızda bu nezaketi, letafeti yaşayan insanlar varsa bunun da sarihi olduğunu bilmek lazım. Yani bulaşıcıdır. İyilik de sarihidir, muhabbet biraz zor de sarihidir. Bulaşır ama bulaşıcıdır. Ve bunların örneklerinin artması lazım. Şimdi efendim bu açılan pencere epey büyükçe bir pencere. Şimdi evvela şu tespite ihtiyaç var değil mi efendim? Olumsuzluklar çabuk bulaşıyor ama olumluluklar gayet gayret yavaş istiyor, ısrar istiyor, yavaş. Yanlış fare deliğinden girer, doğru kapılardan sığmaz. Davranış kalıpları için de öyle. Bir de işte yine beyti getirttiniz. Cihanda cennetül meva, muvafık yarla hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. O halde şimdi sosyal hayatı kurarken, kişinin kendi network'ünü oluştururken dikkat etmesi gereken bir şey söylüyor şairimiz. Güzel insanlarla, iyiliği öğütleyen ve iyiliği hatırlatanlarla beraberlik cennetin dünyadaki suretidir. Tersi de
maalesef öbürüdür, dikkat etmek lazım diyerek. Yani sizin yanınızda olumsuz şeyleri söyleyemiyorum. Yani bütün dünyada da cehennemin sureti, gölgesi muhalif şahsa yar düşmek, mecbur kalmak. O halde ilişkileri tanzim etme disiplini çıktı değil mi ortaya efendim? Mutlaka. Yani burada insan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğu, hiçbir şeyin küçük, hiçbir şeyin ayrıntı olmadığı aslında. Ve en küçük çocuktan en büyük insana kadar muhatap olurken onları da hukukunu gözeterek ve onun üzerinde bir etkiniz olduğunu bilerek yaklaşmak mecburiyeti var. Ve bu riya değil, bu başka bir şey yani. Bu riya değil, bu varlığa hürmet. Varlığa hürmet. Ve az önce söylediğiniz gibi bir mezar taşını bile düzelten ceddimiz insanlar arasındaki nizamı da düşünmüşler. Ve edep iledir nizamı alem demiştik, edep iledir kemali adem. Dünyanın düzeni de edepledir, insanın olgunluğu da edepledir. Edep şol tacimiş nore hüdadan, geyol tacı emin ol her beladan. Ah hocam, sizin derslerinize bizi alır mısınız talep olarak gelsek falan? Yaş hududu var mı? Estağfurullah. Yok, sizinki geçmiş artık, siz gelemezsiniz. Estağfurullah. Mesela bu model şahsiyetlerin hani toplumda örnek olmasından bahsediyoruz. İnsanoğlu fıtraten aslında iyi, güzel, doğru bir şey gördüğünde ona doğru yöneliyor. Çünkü insan madde değil. Hani hep söylenir, kötü para iyi parayı kovar. Çok çabuk yayılır. Gayrimeşru para manasında söyleniyor. Ve buna benzeterek de bundan misalle işte kötü davranışlar da daha çabuk yayılır deniyor. Fakat insanoğlu madde değil ve fıtratında iyiye, doğruya, güzele yönelmeklik var. Çünkü iyiden, doğrudan ve güzelden hasıl oluyor. Oradan geliyor. Sevgiyle yaratılmış. Nerelisin? Cennetliyim. Neden? Babam oradan. Eyvallah. Yani babamın yurdu yani. Kütük bu, orada kayıp. Ata toprağı. Ata toprağı. Tabii. Bundan hareketle Hazreti Yunus'un kendisine taptuklu Yunus dediğini de hatırlayabiliriz. Yani nerelisin? Taptukluyum. Vatan belli. Vatan belli. O bakımdan model bir insan gördüğünde evet ben de oralıyım, onunlayım diyebilme imkanı fıtratında var insanın. Onu da vatanından geliyor, kokuyu tanıyor. Evet. Geçen de bir sohbette bir ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı KAGEM'de zaman zaman haftalık derslerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Gürcü ve Ortodoks Kilisesi'ne mensup bir hanım kız arkadaşıyla beraber gelmiş. Kızcağızda ortak dilimiz yok. Benim İngilizce de buna yetmiyor. Türkçe konuşuyoruz, ne yapayım? O da yanındakine çatpat tercüme etmeye çalışıyor ama divan şiir nasıl tercüme etsin, onun da işi zor. En son kızcağız demiş ki ben demiş gönlüm bağlandı demiş. Ben demiş Müslüman olacağım demiş. Nasıl oluyor demiş, bana kitap verin falan. Arkadaşı olan Türk hanım kız bana dedi ki hocam bu ne oldu dedi yani birden yani 5 dakikalık bir sohbet, yarım saatlik bir sohbetle bu ne anladı ki böyle bir karara vardı. Vallahi dedim şimdi bu Hazreti Adem'in kızı ya işte oradan amca çocuğu oluyoruz biz, tanışı kız biz onunla. Ezel aşinalığı var. Ezel aşinalığı var. Yani hayretler içinde kaldım ve tabii bu da şunu hatırlattı demin sizin dediğinizi. Her davranışınızın bir sonucu var, bir yansıması var. Muhatabınız Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Yani bir insan, aman ya Rabbi, kime muhatap oluyorsunuz? Ve biz insanı İslam fıtratı üzerinden yarattık buyuruluyor. Dolayısıyla o insanın örnek kişiyle, doğru kişiyle karşılaşıp ona imrenip onun gibi olmak istemesi söz konusu. Ve bu da bütün Müslümanlara aslında şöyle bir sorumluluk yüklüyor. Nasıl temsil ediyoruz? İnsanlar bize bakarak imreniyorlar mı? Yoksa aralarına mesafe mi alıyorlar? Ve buradan da bir temsil şuuru geliştirmek icap ediyor. Aslında bu temsilde bugünlerde de idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan dolayısıyla hemen hatırlayabiliriz ki oruç çok mühim. Ama burada oruçtan herhalde anlamamız gereken şey aslında söylenmemesi gereken sözlere oruç tutmak belki. Yapılmaması gereken davranışlara oruç tutmak. Yani susmayı da bilebilmek.
daha iyi, doğruyu, güzeli söyleyeceğimiz iftarlara saklamak belki nefesimizi. Dilimizin de orucunu tutmak. Dilimizin orucunu tutmak, hareketlerin orucunu tutmak. İsteklerimiz, arzularımız, bu dünyanın içinde var olduğumuza ve bir beden varlığı da, bedenli bir varlık da olduğumuza göre muhakkak vardır. Fakat orucun asıl manasını da belki idrak ederek, İşte en basitinden incitmemek ama incinmemek de aynı zamanda. Daha aşağıdadır diyor Allah'la Efendimiz Hazretleri. Yani alemi manada, mana vasatında incinen incitenden aşağıda kalır diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Aman ya Rabbi. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıya kalacaksın ve incinmeyeceksin. Bana demişlerdi hani bizi yetiştirmeyi arzu edenler. Vakti zamanında üstüne basanın ayağını incitmeyen halı gibi ol demişti. Aman ya Rabbi ya, tavsiye şöyle yapılır, kimsenin üstüne basma. Basarsan da incitme, öyle değil. Biri basacak sana, sen onun ayağını incitme diyor. Ve tabii çıta gayet yüksekte. İşte davranışlar ona göre ayarlanabildiği zaman muhatap da herhalde meftun oluyor. Diyor ki ha işte bu diyor, güzellik bu. Bunu dedirtemiyorsanız temsilde zaaf var demektir ve bizim kara kara düşünmemiz icap ediyor. Tefekkür de galiba orada, yani orada da ayrıca tefekküre ihtiyaç var. Ve hatırıma şunu getirdi. Sen eğer üstüne bas... Ya, unuttum, zihnim karıştı. Yani birini incitmemek sorumluluğun olduğu gibi incinmemek de... Yani çok güzel söylediniz hocam. Peki burada nasıl düşünmeli? İnsan kendini nasıl alıştırmalı? Ne demeli mesela? Yani bu bir akli bir şey değil tabii, gönle dair bir şey ama yani geldi adam size vurdu veya tahkir etti, olur ya, ne yapacağız şimdi? Evet, şimdi tabii bunu büyükler la faile illallah diyerek belki la. Çözüyorlar. La faile illallah. Allah'tan başka yapan. Allah'tan başka yapan yoktur. Yani ne gelirse haktan diyebiliyorsak eğer, o zaman bu musibetten de kendi payımıza düşeni almak ve ders çıkartmak gerekir. Tabii bu da musibetler karşısında tedbirimizi almayacağız manasına da gelmez. Elbette. Çünkü tefekkür olmadan, yani farkındalık diyelim, evet, moda tabiriyle, evet, farkındalık olmadan, bilinç, şuur olmadan, irademiz olmadan... Müslüman olamadığımız gibi aslında insan da olamıyoruz. Zira insan olmanın tanımı budur, yani tanımı şahit gereği. Şahit de olamıyoruz, eşhedü de diyemiyoruz. Evet, eşhedü de diyemiyoruz, amentü de diyemiyoruz. Yani ne iman ettim ki diyebiliriz bilinç olmadan, ne şahit oldum ki diyebiliriz. Dolayısıyla insan olmanın da, İslam olmanın da şartı bu ise tefekkür etmeden olmaz elbette. Yani tefekkür bir manada akletmek, gönülsüz olmak anlamına da gelmiyor. Yani ikisi beraber, çünkü biz politeist değiliz, yani çok tanrılı değiliz. Nasıl ki Allah'ın her bir sıfatı ayrı bir tanrı değilse, hepsi bir ve beraberse, yani Vedud'u Rahman'dan ayıramıyorsak, aynı şekilde aslında, evet, biz, evet, bunları da birbirinden... Adi sıfatını da ayıramıyoruz. Evet, nasıl onda onu ayıramıyorsak, kendimizde de aslında tefekkürü imandan, imanı gönülden, gönülü aşktan, aşkı akıldan ayırmadan, bütün bunların içinde var olduğu bir bütünlüklü tevhid insanı olarak insanı da kendimizi de görürsek aslında, işte bu noktadan hareketle belki biz hem kendimizi inşa ederken karşımızdakine de aslında oradan gelen hareketlerin de eyvallah haktan geldiğini, yani la faile illallah olduğunu bilerek, ama akıl şuur sahibi de olup, hani bu bir olumsuzluk değil ama bu dünyanın gerekleri olan tedbirleri de alarak yaşamak lazım. Bana şunu ilham etti bu sözler. İslam'ın niçin tevhid medeniyeti olduğunu anlayacağımız yer tam da burası. Tam da burası. Dolayısıyla, evet, İslam, evet, aynı zamanda akıl ve gönül birliğidir. Evet. İlim ve irfan birliğidir. Evet. Ve bütün bunları yaparken de o
evrenin aslında bir bakımdan okunduğunda bilimle beraber, akılla beraber yaratılışın içindeki hikmetin ve sırların algılanması söz konusudur. Bunların toplum hayatına yansıması başka bir veçesidir. Bunların sanatkarın notasına düşmesi, kalemine, tuvaline yansıması başka bir şeydir. Filozofun eserine yansıması başka bir veçesidir. Dolayısıyla bunların hiçbirisi varlığın bütünü olmadığı gibi hepsi bir araya geldiğinde ancak bütünlük oluşturulabilir. Ve tevhid medeniyeti olmanın da yeni baştan hatırlanması ve icaplarının yerine getirilebiliyor olması günümüzde gerekiyor. Gönül yerde. Onun için de belki hizmet insanı olabilmek lazım. Yani kendisine özel olarak uzlet tavsiye edilmemişse, evet, esasında Müslümana düşen çalışabilmek ve hizmet edebilmektir vallahi, insanlığa. Valla onlardan biri öyle demiş yani. İnsana hizmet olmadığı yerde uzlet vardır. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir kısa fasıla vereceğiz. Seyircilerimiz ara yerine fasıla dememden çok haz etmişler. Bu Osmanlıca kelimeleri kullanmak da herhalde latif oluyor. Bir fasılamız var efendim. Resulü müçteba hem rahmeten lil alemin, bende medfundur deyu eflake fahreyler zemin, ravzası nedir ziyaret, dedi Cibril-i Emin, hazihi cennatu adnin fedhuluha halidin. Ol Resulü müçteba ki aleyhissalatu vesselam, rahmeten lil alemindir, alemlere rahmet olarak gelmiştir. Kara yer göklere karşı övünür o bende diye, o bende medfun, o emaneti ben saklıyorum diye. Ve Hazreti Cebrail ziyaret edip dedi ki, işte bildirilen o Adin cenneti tam da burasıdır. En kıymetli, en güzel olan yer burasıdır. Bütün eğitim, bütün medeniyet inşaı buradan neşet ediyor. Yani en güzeli model alıyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi, yaptığınız her işi, her davranışınızı, her susmanızı, her konuşmanızı ona benzetme, onun konseptinde, onun arzu ettiği, onun beğeneceği, bir de böyle bir hayat tarzı mesela o görse ne yapardı? O görse ne derdi? Müthiş bir şey değil mi efendim? Ben onun huzurunda olsaydı nasıl yapardım? Bu merkez insan kavramı ve onun yanında olsaydık acaba böyle yapar mıydık? Veyahut da o burada olsaydı buna ne söylerdi, ne derdi diye herkesin hayatında böyle sevdiği, inandığı, güvendiği, sığındığı insanlar mutlaka vardır. Evet. Ve o insanların varlığı aslında bizim için bir şanstır, bir nimettir. Çünkü
o istikamette yürüdüğünüz sürece kendinizi de kontrol etmiş olursunuz. Bu bütün bir medeniyet içinde böyledir. Yani bazen medeniyetler de hafızalarını kaybedebilirler, idraklerini kaybedebilirler ve o zaman yıkım süreci başlar, barbarlık başlar. İşte dünya tarihine baktığımızda bunu görürüz. Kimi zamanlar medeniyetler inşa halindedirler. Belli değerler etrafında kurulmuşlardır ve insanlara yaşayacak, yaşatacak bir ortam yaratmışlardır. Kimi zaman da bunlara bigane kalmışlardır ve enerjilerini, güçlerini yıkım için harcamışlardır. Kartaca'yı yıkalım. Evet. Yani Anadolu Birliği'nin kurulmazdan önceki Moğol istilaları zamanını hatırlayalım ve dünya tarihinde barbarlıktan bir eser kalmamıştır. Ya. Zulm ile abad olmaz derler. Dolayısıyla medeniyetin hangi değerler üzerine kurulduğunu çok iyi tefrik etmek lazım. Medeniyet mutlaka bir hakikat endişesi etrafında ve hakikat talebi üzerine kurulabiliyor. Bizde medeniyet şu iki kelimeyle tanımlanmış sanki. Efradını cami, ağyarını mani denilmiş ki tamiri bilat, tamiri bilat, terfihi ibat. Evet. Evet, şehirleri yapın, yapacaksınız. Denizaltı, denizüstü, uçan, kaçan ne varsa. Ama bunu insanın refahı, huzuru, saadeti için yapacaksınız. Gayesi bu. Ve medeniyetimizin temel sorusu now how değil, now why. Niçin sorusu soruluyor. Ve galiba bunu günümüz Türkçesinde 20. yüzyılda en güzel ifade eden üstadlardan biri olarak Cemil Meriç merhumu anmak isabet olacak belki. Eşya kullanılmak için insan sevilmek, biz insanı kullanmaya, eşyayı sevmeye başladık, kaos koptu. Biraz önce siz bana onu ilham etmiştiniz de hatırıma gelmemişti. Yani bu gaye çerçevesinden bakmamız. Elbette. Aslında İslam medeniyeti hakikati talep eder deyince Levent Hoca. Oradan da şunu anlıyoruz ki Kenan Rifai Hazretleri'nin ifade buyurdukları gibi talebin neyse olsun sen diyorlar. Şimdi Cemil Meriç'in o söylediğinde talebimiz eşyaysa aslında biz de eşyaya indirgenmiş oluyoruz. Ya. Talebimiz insan sevgisi ise biz de insana terfi etmiş oluyoruz galiba. Ve yine Kenan Rifai Hazretleri'nin bir ifadesi. Hak suretidir alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki? Cennette mi sandın? Buyuruyorlar. Yani aslında bütün bu imkanlar aleminin de insanoğlunun da hak sureti olduğunu fark ederek muamelemizi insanla da eşya ile de ona göre yapmak. Eşyayı da sevmeyelim değil fakat eşyayı eşya olarak sevelim. Kendi kıymetiyle. Kendi kıymetiyle. Aslında her ilişkinin hakla ilişki olduğunu şuuruyla davranabilmek esas olan. Adaletle. Yani haktan gayrı ne var ki? Muhatabınız, asli muhatabınızın o olduğunu bildiğiniz zaman nasıl bir insanı incitebilirsiniz, nasıl kırabilirsiniz? Hele İslam adına bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte en insanı ürperten tarafı da bunu İslam adına. Evet. Adaletin şöyle bir tanımını hatırlıyorum. Adalet serpuşu başa, çarığı ayağa giymektir. Dolayısıyla her şeyi olması gerektiği yere, olması gerektiği biçimde koyarak ve hepsine de hürmet ederek, yaratılmış olmaklıklarından ötürü hürmet ederek, fakat özellikle de çalabın tahtı olan gönül sahibi insana ihtimam göstererek ve bu dinin de adalet dini olduğunu, yani insana ihtimam dini olduğunu fark ederek hayatımızı sürdürmek nasip olursa lütuflanmış oluruz ama elbette bunu da bunu evet. yapabilen insanlardan görüyoruz. Onları görebilmek de lütuf. Çok şükür ki öyle insanları her şeyi görüyoruz. Yerli yerine koymak, serpucu başa, çarığı ayağa. Babam arzuhalcilik yapardı da kendisine dilekçe yazdırmak üzere şikayetini özetlemeye gelen bir köylü şöyle demişti. Ayağıma çarık olacak. Vaziyet başıma sarık oldu. Çok güzel. Demek ki adalet ters dönmüş. Düzeltilmesi gerekiyor. Olması gereken yerden mihrakından sapmış. Sapmış. Demek ki her şeyin aslında evren nizamı içerisinde bir olması gereken yeri var. Ve işte onu da ancak ilimle idrak edebilirsiniz. Dolayısıyla adil olabilmek için de varlığı tanımak lazım.
Varlığı tanımak da ancak tefekkürle, yine düşünceyle, ilimle, tahakkülle mümkün, akletmekle mümkün. Onun için az önce sorduğunuz o soru gerçekten çok önemli. Nasıl sorusu ve niçin sorusu. Derler ki modern felsefe ve modern bilim niçin sorusunu insan idrakinin dışına bıraktı. Bıraktı. Ve böylece evet. Evren sadece dev bir makine gibi algılanır oldu. Hatta Newton dermiş ki, bana yeteri kadar büyük bir kaldıraç verin, size dünyayı yerinden oynatayım. Dünyayı yerinden oynatayım. Oysa ki dünya yerinden oynadığı zaman artık dünya olmaz. Dünya dünyalıktan çıkar. Dolayısıyla bizim aslında Yunus'un sormuş olduğu sen bu dünyaya niye geldin sorusu hala önemlidir ve insanlık durduğu sürece de önemli olmaya devam edecektir. Çünkü niye sorusu bir gaye sorusudur. Evet. Eğer biz gayeyi atlayıp da sadece sebep-sonuç ilişkilerine takılıp evreni de böyle bir makine gibi algılamaya başladığımızda onun içerisindeki insanın mevkiini de unutmaya başlıyoruz ve algılayamıyoruz. Ve bu zulmün ta kendisi oluyor. Sevgili seyircilerimiz, Ankara için vakti şerif gelmiş bulunuyor. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Belayı aşk sanma bir diline akame düşmüştür. Sarapa kainat bu derdi bir encame düşmüştür. Diyor Hersekli Arif Hikmet. Aşkın ızdırabı sadece benim hisseme düştü zannetme. Zerreden küreye, galaksiden moleküle kadar bütün kainat o aşkın, o derdin dertlisidir. Çünkü muhabbetten hasıl oldu. Çünkü kaynak aşktır. Şeyhülislam Yahya merhum, biz aşk ile tanıştığımızda henüz kainat kurulmamıştı diyor. Şah-ı rahı aşkı da cana konardı derdugam, daha bünyad olmamıştı der mihmanhanesi. İşte böyle bir aşkın yolcusu olmak, böyle bir aşkın tanışığı olmak ve onun yaşayanı olmak ne kadar güzel, ne kadar latif, arzulanası, dua edilip istenesi bir şeydir. Cenab-ı Hak hepimizi nasip etsin, hepimize nasip etsin o lezzeti. Çünkü o lezzetten mahrum kalırsak çok şey kaybedeceğimizi bize öyle kuvvetle hatırlatıyorlar ki insan ürperiyor doğrusu. Ve bu arada sevgili seyircilerimiz, İstanbul için de vakte haylice yaklaşmış bulunuyoruz. İstanbul'da bulunan seyircilerimize de oruçlarının kabulü, ibadetlerinin kabulü için naçizane niyazlarımızı arz ederiz. Bizi de duadan unutmasınlar.
Ömrünüze bereket arkadaşlar. Neyzen Salih Dede'nin Uşak Saz Semaisi son eserimiz olarak icra olundu. Ve şimdi hocalarım şöyle bir toparlayalım. Sevgi medeniyeti diyerek ısrarla hocamın vurgularına şahit olduk. Bu medeniyetin bir adı olması gerekse diyeceğimiz bu sevgi medeniyetidir. Fakat bunun gösterilecek, yaşanacak, hayatın içine sokulacak bizzat aldığımız hava gibi, nefes gibi hissedilecek bir şey olması. Yani bir öğüt değil, yaşanacak bir şey olması ve bir de artık bir kardeşlik anlayışına, hukukuna ihtiyacımız olduğu görülüyor. Ben bundan sonra söze girmemek sözüyle buyurun efendim. Çok güzel buyurdunuz. İnsanı fark ettiğimiz yer onun muhabbeti, onun diğer bir insan kardeşiyle olan ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanan kurmuş olduğu o büyük medeniyet. Dolayısıyla İslam eğer bizi reşit kılacaksa, eğer bizi terbiye edecekse bu mutlaka insan ilişkilerinden görünmesi, yansıması, somutluk kazanması gerekiyor. Dolayısıyla bir Müslümana yakışan şey kardeşlik hukukuna dayalı bir ortak yaşama, birlikte yaşama adabının, erkanının ve ahlakının da oluşturulması. Dolayısıyla bugünkü İslam toplumlarına baktığımızda mutlaka bu noktayı nazardan bir sorgulamaya ve bir çeki düzen vermeye ihtiyaç olduğu görülüyor. Ve bunun da herhalde yine bayraktarlığını bizim milletimizin yapması gerekiyor. Çünkü İslam coğrafyasına baktığımızda yine eğer bir İslam uyanışı olacaksa bunun bu topraklardan kaynaklanması söz konusu. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Bunu geçmişimize bakarak söylüyoruz. Bir defa olan bir daha. Dünyaya bu örnek model sunulmuştur. İlahi kelimetullah ne demektir? Allah'ın adını yükseltmek, yüceltmek ne demektir? İnsan haklarına, insanın kutsiyetine dayalı bir medeniyet kurmak ne demektir? Bunu Selçuklu tecrübesi, Osmanlı tecrübesi göstermiştir. Dolayısıyla yeni baştan dünyanın böyle bir uyanışa ve böyle bir rahmete, merhamete ihtiyacı vardır. Sömürgeleştirmeyen, ötekileştirmeyen, paylaşabilen, elindeki ile insanla merhem olabilen bir yeni bir ahlakın, yeni bir kardeşlik hukukunun yaşanabilmesi, gösterilebilmesi gerekiyor. Ve biz buna belki bir Yunus medeniyeti dedik, bir sevgi medeniyeti, bir rahmet medeniyeti dedik. Yeni baştan zihnimizi, gönlümüzü temize çekmeye, hafızamızı canlandırmaya ve bunu da az önce söylediğimiz gibi sadece bir retorik ya da söylem olarak değil, davranış olarak, somut olarak göstermek gerekiyor. Önemli, kaçınılması gereken bir şey. Yani sloganda bırakmamak. Sloganlaştırmamak lazım. Ve sadece sözde veya sadece bir takım davranış kalıplarında bırakmamak ve hakikaten ötekileştirmeden gerçek bir sevgi medeniyetinin insanı olabilmek lazım. İslam memleketlerinde görüyoruz galiba hep beraber aslında Kabe'yi tavaf ediyoruz bütün İslam ümmetiyle beraber. Fakat birbirimizin gönlünü tavaf edebilmeliyiz belki. Zira hep birkaç zamandır söylüyoruz bunu. İnsanın gönlünde Allah var. Ve bunun örnekleri de bizim yine medeniyetimizde yok değil. Neden bütün yollar Hazreti Ali'ye bağlanır diye şöyle bir düşündüğümüzde o nasıl dost olunur, nasıl sevgi insanı olunur, peygamber nasıl sevilir ve o kendi iradesi hakikat yolunda nasıl dostla beraber aynı bir irade olarak hakka teslim edilir. Bunların örnekleri var Hazreti Ali'de de, Ebu Bekir'de de. Biz yeter ki o silsileyi takip edebilelim ve şehit olmuş Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de burada hatırlarsak sanki kendi zihnimizdeki zan üzere İslam adına peygamber torunu şehit edebilenlerden değil de inşallah o sevgiyi tevarüz edebilenlerden olalım. Bütün İslam ümmeti için bunu düşünüyoruz. Demek ki biz kesmeden
dinlersek daha çok isabetli olacak. Fakat bir sunucu için en zor olan şeydir bu, biliyorsunuz. Susmak zordur, biliyorsunuz. Yani bir eğitimde bir kaide olarak söylerler. Çocuklarınıza susmayı öğretin, konuşmayı nasıl öğrenecekler? En zor, bugüne kadar en zor gelen şey tecrübeyle sabittir. Susmak efendim. İmam Azam, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin sohbetinde hiç konuşmadan bir kenarda duran biri varmış. İçeride mütalalar yapılıyor, efendim tartışmalar oluyor, ilmi münazaralar, hiç karışmıyor. İmam Hazretleri, efendim siz hiç müdahale etmediniz, tereddüt ettiğiniz, soracağınız bir şey varsa çekinmeyin deyince, var efendim, epeydir düşünüyorum da fırsat kolluyordum demiş. Nedir demiş merakınız? Orucu ne zaman açarız demiş. İşte güneş batınca. Peki güneşin batması gece yarısına kadar gecikirse ne yapalım demiş. Sizin susmanız iyiymiş efendim. Susmak iyi. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten tatlı sohbetinizle her iki hocam da iki seferdir. İnşallah bunun devamını Cenab-ı Hak lütfeder. Çünkü bizim yani kaybettiğimiz şeylerden biri de bu sohbet kültürü. Bir araya gelip böyle sohbet dediğimiz şey konuşmamızı gerektirmez bazen. Dinlemektir. Söyleyeceğimizi siz söylersiniz. Benim de işim kolaylaşır mesela. Böyle gönülden gönüle. Yani gönlü fark etmek için de, hayatın ekseninde olan gönlü, ruhu fark etmek için de büyük bir imkan, büyük bir imtiyaz. İyi ki varsınız. Cenab-ı Hak çalışmalarınıza bol bol bereketler versin. Talebelerinizi kıskandım, imrendim ama ben bir yolunu bulup sizin talebeniz olurum. Onun kolayını bulurum ben Allah'ın izniyle, başka bir formatta da olsa. Sevgili seyircilerimiz, bugün de vaktin sonuna geldik. Cenab-ı Hak ibadetlerimiz ve dualarımızı kabul buyursun. Bizlere de nasıl dua edeceğinizi daha önce söylemedimse söylemiş olayım. Giderken gülsün bunlar diye dua edin. Son gülen iyi güler. Yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sür ki olsun, mevtin sana hande halka matem. Gelirken ağladın, giderken gül. Gelirken seni uğurlayanlar güldü, onlar ağlasınlar. Cenab-ı Hak hepimize o son andaki saadeti ve kavuşmayı nasip ve müyesser etsin.